Arap Yarımadası, bildiğimiz Arap Yarımadası, Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan diye birkaç ülkenin bulunduğu Yemen bu oralarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeniden yeşillik ve ırmaklı bir sistem olacağını söylüyor. Bu da gösteriyor ki daha önce Arap Yarımadası demek ki asırlar önce veya mevsimler öncesinde yemyeşil bir yermiş demek ki. Bugün Arap Yarımadası'nın petrol zengin ülke, ülkeler sayesinde yeşil bir ülkeye doğru yürüdüğünü görüyoruz. Bu bir kıyamet ayameti. İnsanların kalplerinde Allah korkusunu, ahiret hissiyatını Müslümanlığa rağmen gitgide azaltacaklarını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Camiler ve evler lüks ve dekorlu yapılar haline gelecek diyor. Bugün sıradan bir müslümanın evinde bile babasının evinde bir şişeli lamba varken şimdi avizesi bir servet oluşturacak. Avizeler servet oluşturacak. Zenginlik müslümanların evinde var. Camileri saraylar gibi müslümanların namaz açısından değil, camiye harcanan para bu açısından. Çok enteresan bir şey daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet öncesinden haber veriyor. Müslümanın, dikkat edelim, Müslümanın rüyasından başka bir dostu kalmayacak buyuruyor. Ve rüyası gerçek olacak Müslüman. Rüyada gördüğü şeyler karşısına çıkacak. Başka bir tespiti aleyhissalatü vesselam Efendimiz hızlıca sayıyorum. Dünya, yani bildiğimiz dünya her gün bir yeni maden çıkaracak. İnsanlar o madenlerin peşinde savaşacaklar buyuruyor 1450 sene önce ve nitekim bugün madenler üzerinde nasıl büyük bir savaş yürüdüğünü görüyoruz. Ve başka bir haberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yırtıcı hayvanlar ve taşlar, kayalar konuşacak insanlar dinleyecek buyuruyor. Kamçı konuşacak. Kamçı nedir? Hayvanı dürtmek için at binenin elindeki bir deri, at kuyruğu gibi bir malzeme. Ve insanların terliklerinin kayışı, terliğin üstünde, terliği tutmak için giyilirken kullanılan kayış konuşacak diyor. İnsanın ayakkabısı eve geldiğinde evdeki olup bitenleri ona haber verecek diyor. Bunu söylediği zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gizli kameradaya bir şey yoktu. Ses kayıt cihazı diye bir şey yoktu. Ama hadis-i şeriflerde bu var. Ve çok enteresan kıyamet öncesinde insanın yaratılışı dönüşüm yaşayacak buyuruyor. Yani değişik tipte insanlar yaratılacak, bu olacak. Ve yer yarılacak, yer insan çekecek buyuruyor. Ve taş atar gibi yukarıdan gökyüzünden insana taş düşecek diyor. Şimdi bunları böyle konuşurken Allah muhafaza buyursun. İman zafiyeti olan insanlar kıs kıs gülüyorlar. Ama daha sonra ajanslara bir haber düştü. Bir kadın işte kuyruklu bir çocuk doğurdu deyince "Aa oluyor." İman meselesi bu. Haber ajanslarında çıkınca oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ajansı durumundaki hadis-i şeriflerde çıkınca hayret ediliyor. İman. Herkes imanı kadar yaşayacak bu dünyada. Herkes imanının sonunu görecek. Ve başka bir haberi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Rum çoğalacak, Arap azalacak. Bu beraberinde topluca Arapları imha savaşını getirecek. Arap bu Arap Yarımadası'nda yaşayan belki bir miktar Mısır, Afrika'nın kuzeyi de buna dahil edilebilir. Yani Müslüman yoğunluğu Müslüman nüfus olan nüfus kastediliyor. Rum da bildiğimiz işte Avrupa kıtasını ihtiva ediyor şu andaki haliyle. İleriye doğru bu nasıl gidecek? Bunun işaretleri şu anda görülüyor. Ve İstanbul fethedilecek ama bir fetih daha var kıyametten önce İstanbul'a. Bir fetih daha var. Ayrıntısını Allahü Teala biliyor. Kesinlikle Müslümanlarla Yahudiler arasında çok büyük bir savaş olacak o savaş Müslümanların lehine sonuçlanacak diyor. Bu sözü söylediği zaman Müslümanlarla Yahudiler arasında bir savaştan söz ettiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Yahudiler Medine'den sürülmüşlerdi. Yahudi tehlikesi diye hiçbir tehlike yoktu. Hayber fethedilmişti. Medine içindeki tek tük Yahudi kabileleri sürülmüşler sürgün hayatı yaşıyorlardı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah geleceği bildirdi. O gelecekten bize söz ediyor. Ve bu arada çok enteresan. Bütün bunlar olup biterken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çadırlarda, kıl çadırlarda yaşayanlar da dahil olmak üzere İslam her eve girecek buyuruyor. Ama bu İslam'ın hakim olması manasına mıdır? Yoksa kıyamet günü senin evine İslam girmişti. Konuşma şimdi meleklerin demesi için midir? Bunu Allah biliyor. Her eve İslam girecek. Oturup tefekkür etmemiz lazım. Yani bütün bunlar olup biterken mesela efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün insanlar kalktığında Kur'an-ı Kerim'de bir yazı olmadığını görecekler. Yazısı silinmiş olacak. Hafızlar Kur'an-ı Kerim'i unutmuş olacaklar. Böyle günden de söz ediyor. Ama bu olurken Kur'an-ı Kerim silinirken her evde de İslam bilgisi olacak. Kıyamet olayı bu zaten. Sıradan bir olaydan söz etmiyoruz. Kabe yıkılacak ve Kabe'nin bulunduğu Mekke'ye büyük bir küfür saldırısı yapılacak. Bu arada Mehdi aleyhisselam ve İsa aleyhisselam da gelecekler. Mehdi aleyhisselam ve İsa aleyhisselam geldi mi iş bitti. Ondan sonra büyük alametler başladı. Büyük alamet başladı ne demek? Artık müftülüğe gidiyorsun, orada ben iman ettim diyemiyorsun. Artık oturup da, sen bir Kur'an kursu açayım, çocuk yetiştireyim diyemiyorsun. Yani dünya düzeni, hem coğrafya olarak, hem iman meselesi olarak, artık normal düzeninde değil demek. Ondan sonra 50 senemi sürer, 500 sene mi sürer, 5 saat mi sürer? Onu allah Teala biliyor. Ve büyük bir decal deccal fitnesi çıkacak. Bu deccal insan oğlu neslinden gelmiş birisidir. Şu anda yaşıyor, nerededir bilmiyoruz bunu. Ama bir deccal fitnesi var. Ashab-ı kiram zamanında bile bu fitneye karşı ashab-ı kiramın dikkatli olduklarını görüyoruz. Deccal cennet ve cehennem gösterebilen birisidir. Bir ülkede oluşuyla öbür ülkeye gidişi arası göz açıp kapatacak kadar bir zamanda ortaya çıkacak birisidir. Gökler su indirin dediği zaman yağmurun yağacağı birisidir ve şeytanlar onun ciddi bir şekilde desteğindedirler. Bu mesela genç bir insanın tak 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 öldürecek Allah'ın izin vermesiyle de o diril bakayım şimdi deyip bu genci tekrar öl, diriltecek. Bütün bunlar Allah'ın dilemesiyle olacak. Bu saydığımız şeyler teknolojik olarak yapacağı şeyler değil. Belki teknolojiyi de kullanacak ama allah Teala bunu yaptıracak. Neden? Neden? Kim nasıl iman ediyor? İman oranı nedir insanların? Bunu imtihan etmek istiyor allah Teala. Dolayısıyla böyle bir fitne Yarın çıkabilir ama biz bu fitneyi bekleyecek halimiz yoktur. İnşaallahu Teala e, bu fitne çıksa da çıkmasa da yani deccal fitnesi çıksa da çıkmasa da imanımızda sebat edersek Allah'a imanımız öyle bir deccalın çıkmasıyla sarsılmayacak güçte ve kuvvette olursa ve biz Allah'a sığınırsak bu deccalın şerrinden ya Rabbi böyle fitnelerden beni muhafaza buyur dersek ve Kehf suresinin ilk 10 ayetini bu niyetle en azından her cuma günü okursak fitne sebeplerinden de uzak durursak Allah deccaldan korur. Aksi takdirde ceccal kesinlikle büyük bir fitnedir. Öyle televizyonda haber çıkmış filan ayet yanlış indi filan hadis uydurmaymış de demeye benzer bir fitne değil ama o, o fitneler televizyonlarda, internette, medyada insanların ağzında dolaşan imanı sarsıcı fitneler belki de Deccal'ın öncül bilgileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani basit bir internet şayasına dayanamayan ne kadar Deccal'a dayanır onu anlayalım diye Allahü Teala bizi sınamaktadır.